Merhabalar, Halk Evleri'nin 87. kuruluş yıldönümü için gerçekleştirilen Kitap Özgürleştirir kampanyası için konuşuyorum. Daha çok çocuklar ve gençler için kitap önerilerinde bulunmak istiyorum. Bu önerilere geçmeden belki bir iki bir şey söylemek güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kütüphane, bizim çocukluğumuzda kütüphaneye ulaşmak çok zordu. Onun ötesinde evlerde bile aslında kitaplar bulmak çok zordu. Bunun iki nedeni vardı. Bir daha köyünde yaşıyordum ve diğer bir nedeni 80'den hemen sonra olduğu için evlerdeki kitaplar bile maalesef topraklara gömülmüştü. Kitap elde etmemiz, bulmamız çok zordu. O yüzden çok sınırlı sayıda kitaba ulaşabiliyordum. Benim yeniden aslında çocuk kitapları ve bu ilk gençlik kitaplarına bakmam, bir kızım olunca yeniden bunun farkına vardım ve şimdi bir sürü çocuk kitabı, gençlere dönük kitaplar okuma şansı elde ediyorum. O yüzden birkaç öneride bulunmak istiyorum. Birincisi, Metis Yayınları'nın çocuklar için Küçük Filozoflar, gençler için Küçük Filozoflar serisi var. İnanılmaz güzel, aslında büyükler de okuyabilir. Yine aynı şekilde bir çocuk yayın evinden, yayın evinin adını hatırlamıyorum ama Hoş Geldiniz diye Üç Kutup Ayısı'nın hikayesini anlatan bir çocuk kitabı var ama inanılmaz etkileyici, özellikle günümüz dünyası için. Çünkü özellikle göçmenlik ve mülteci meselesini merkezine alan ve empati kurmayı inanılmaz çocuklar için kolaylaştıran bir kitap. Bu kitabı önermek istiyorum. Türkiye'dense Yaşar Kemal Demirel'den olmuyor maalesef. Onun yine özellikle Kuşlar da Gitti kitabı, şehir ve şehirdeki aslında doğayla beraber insanın çürümesini anlatan inanılmaz, hem basit hem yalın hem de bir o kadar da büyük bir kitap. Bu kitabıdan bahsetmek istiyorum. Yine belki lisedeki kardeşlerim için bir kitap önerisi. Özellikle o yaşlarda bilim mi, sanat mı sorusu çok kafada dönmeye başlıyor. Hangi alana yönelmek istiyorum diye. Heisenberg'in Parça ve Bütün kitabı, kendi aslında hayatından örneklerle anlattığı bir kitabı var. Bu kitap böyle özellikle bilime ve sanata yönelmek isteyen genç kardeşlerim için çok ufuk açıcı diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde biliyorum çok fazla kitap okumak zor deniyor. O yüzden kitap okumak zor diye düşünen kardeşlerim için iki çizgi roman önermek istiyorum. Aslında Türkiye'de son yıllarda bir de çok fazla sayıda çizgi roman yayınlanmaya başladı. Bu büyük bir şans diye düşünüyorum. Moby Dick kitabını, Moby Dick'in çizgi roman hali basıldı. Onu önermek istiyorum. Sanırım bu kadar.